Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun tam 100. yılı arkadaşlar doldu. Ve 101'den gün almaya başladık. Ben öyle biliyorum. 23, 29 Ekim 1923'ten bugüne 100. yıl dolmuş oluyor. Evet arkadaşlar bugün Durbanville'de ne var? Güney Afrika'da elimizde ona bir bakalım. Elimize avucumuza ne var? Bakalım ben bu yayını yaparken bu arada Doncaster'da premium üyelere vermiş olduğumuz bir bu ara, şablon vardı. İlk iki ayak bankoydu. Onların geldiğini gördüm şu anda. Takip etmedim ben de. Bakalım evet inşallah içeri alacaklar. Onu çok verir mi bilmiyorum tabii ama. Birinci koşu 13.40'ta başlıyor Durbanville'de. Maiden 3 yukarı en güzel 1000 metreye çıkacaklar. Bu da kazanılabilecek bir altılı program var görüntü itibariyle. İnşallah yağmur mağmur yağmaz. Çünkü bu Durbanville çok yağmur oluyor orada. Her an böyle lamp diye bir yağmur kasırga ve iptal ondan sonra. 8 numara Gravity, Van Niekerk ve 2 numara bu Eküller. Gimis Captain, Gavin Lerena'yla çok şanslı. Bunlara rakip noktasında 7 numaralı Major Apollo var Richard Fury ile. Burası için yeterli görüyoruz arkadaşlar bu ikisinin. Eküler biraz zor bırakır o koşuyu. İkinci koşu Maiden 3 şu yukarı açtı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Altılı gayanın başlangıç ayağı bu. Burası. Buraya bir numaradan başladı. Apache Chief Richard Fury. 2 numara Go It Alone. Gavin 207 numara Get Impressed. 6 numara Speed Racer Craig Zeki. 13 numara Ozark Muzi Yeni. Benim çok sevdiğim bir dizidir bu aynı zamanda Ozark. Eğer izlemediyseniz burada dizi meraklılarına tavsiye ediyorum bu diziyi. İnternette bulabilirsiniz. 2 sezon, 3 sezon bana çok çok güzel bir dizi gerçekten. 4 numaralı Red Skyline. 1, 2 ve 7, 6, 13 ve 4. Ozark'ın altını çiziyor. Dizin sevdiğimiz dizi olduğu için. Üçüncü koşu Maiden 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Bu da 1 numaralı Fodre Craig Zeki ile Banco. Bu çok önde göstermişler bunu arkadaşlar. Bu bizlik bir şey değil yani. Ne biz bunun bir derecesine bakmışız ne bir şeyine. Fakat çok yukarı, üstte gözüküyor. 1 numara burada Banco. Dördüncü koşu şartlı 3 yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 9 numaralı Trip to Maputo Domayer'le. Yalnız bu son koşunu kazanmış atlar arkadaşlar Güney Afrika'da çok zorlanıyorlar. Yani buna bir 9'u böyle bir anda başa alınmış ama 7 numara onun bir soru işareti koyalım. 7 numara Breezy Lizzy. Gavinler'le mesela mantıklı. 6 numaralı Island Treasure Andrews. Eyvallah bu da mantıklı. Buna bir numarayı da ekleyelim. Born Ready Mustafa'yla ve burasını geçelim. 7-6-1 olarak 9'u soru işareti koyalım. İsteyenler baksın arkadaşlar. İyi gibi duruyor da. Beşinci koşu şartlı dişi. 3 yukarı İngilizler 1250 metreye çıkacaklar. Hız koşusu izleyeceğiz burada. Bu hız koşusunda 3 numaralı Montelena, Richard Fur ile Banco. Bulduğu bu uygun grubu değerlendirecektir. Yine kazanacaktır arkadaşlar. Görüntü itibariyle o. Burada 12 falan var. Güzel iş yapan birinciliği. Evet, biz burada bir seçim yaptık. Üçüncü Richard Fury banko atıyoruz. Evet, altıncı koşu şartlı 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Altıncı koşuda da ilk atımız burada 9 numaralı Meo Capitano Richard Fury ile 7 numaralı Blue Holly Raymond Danielson 1 numaralı Yamadori burada Van Niekerk ve Justin Strait'in burada antrenör ettiği Safkan Yamadori. 10 numaralı Captain Arrow Gwen Wright. Ve 6 numaralı Jevoket Mustafa. 9, 7, 1, 10 ve 6 diyoruz. Evet. Son ayaktayız. Grup 3 kursuyla bitiriyoruz son ayağı. 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada da tuttuğumuz bir at var. Yani Richard Fury'nin kazanma ihtimali çok yüksek. 85 handikap puanı da olsa önemli değil. Greeting My Master 10 numara.
Bir numara Green with Envy otomatikman yazmamız gerekiyor bunda. Bu da iyi bir hat. 6 numaralı My Golly Molly Domer ve 5 numaralı burada Zil Morris. Evet, Mustafa ile. 11-6-5. Burada başarılı atlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ondan grup 3'e çıkartmış hepsini zaten. Bütün atları almıyorlar buraya ama tekrar ediyorum 11-6 ve 5'i tek at gibi yazmakta yarar var. Hiç burada fire vermeden. Evet, bugün başka neler var burada? Happy Valley var arkadaşlar. Yayında, Longchamp yayında. İstanbul için premierlik gerekiyor. İstanbul'a ilgili çok güzel bir çalışmamız var. İstanbul'da 9 koşuda tam 3 banko, bir alternatif banko var. Tabii altını çizdiğimiz atlar var arkadaşlar. İstanbul biraz bu yani 29 Ekim itibariyle biraz sürprize yatkın arkadaşlar. Dikkat, Adana'da geçen sefer 2 milyon vermiştik. Yani 1 milyon 900 bin vermişti. En son ikinci altılı. Bugün biraz daha soft geçecek gibi gözüküyor Adana. Onun yayını zaten var ama yine orada da altını çizdiğimiz atlar var. Tabii son dakika şablonlarında değerlendirmelerimiz oluyor gördüğünüz gibi. Yani buna bir örnek vereyim size arkadaşlar. Burada Doncaster'da şu anda üçüncü ayak koşulacak birazdan. İlk iki ayağı verdiğimiz bu şekilde mesela. Bu ne zaman? Saat 12'yi 4 geçe bunu oluşturmuşuz bu şablonu. Son dakika şablonu olarak 57-60'lık kuponu premium üyelere vermişiz. Bu son dakika şablonlarını verdiğimiz karar. Bunun gibi yabancı yarışlar ve beraberinde Türk yarışlarını veriyoruz. Evet, böylece bugünkü Durbanvil'e ait olan videomuzun da sonuna geldik. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum arkadaşlar. Şans yanımızda olsun hepimizin. Sağlık ve mutlulukla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.